Şimdi başlayacak arkadaşlar. Lütfen. Sağdan. Belediye Başkanım, Adana'nın güzide takımının değerli temsilcileri, değerli taraftar grupları ve değerli hazırım, açılışımıza hoş geldiniz diyorum. Türkiye'de birik olan merhum Minik Toros Kaplanı Ali Akbulut kardeşimizin ismini taşıyacak olan Çocuk Akademi'nin açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Minik Ali'mizin isminin gölgesinde binlerce öğrencimiz sanat, eğitim ve kültür eğitimini, kültür faaliyetlerini bu merkezde gerçekleştirecekler. 8 sanat atölyesinin bulunduğu bu merkez Türkiye'de bir olma özelliğini taşıyor. Türkiye'de bir olma özelliğini taşıyor. Sanat ve kültür eğitiminin verileceği bu kurumun tüm Adana'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum ve yaşasın renklerin kardeşliği diyorum. Hayırlı olsun. Evet, aynı güzel. Adana sporu taraftarı, çocuklarını öyle yetiştirmiş ve sembolleştirmiş bir ailenin bir memnun evladı Ali Akbulut evladımızın adına açılan bu çocuk akademisinin inşallah hayırlara vesile olmasını diyorum. Herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Daha önce de yine Demirspor'la özdeşmiş bir babanın çocuğunun adını Mavi Çocuk olarak yine bir gençlik merkezimizin adıyla özdeşleştirdik. Adana'da tabii ki hem Adana Spor hem Adana Demirspor Adana'nın kıymet arz eden değerli varlıkları, sportif anlamda da Adana'nın iki göz bebeği kulübü. Elbette her ikisine de yakışan Adana'mızın zengin, bereketli topraklarına yakışan ikisinde Süper Lig'de olmasıdır. Nihayetinde gerçekten bu kulüplerle yiyip içip yatan, onun rüyasını gören taraftarlar Adana'da var. Onların derin sevgilisi anlıyoruz. Bunu çocuklarına aşılayanlar var. Artık hayatın bir parçası olmuş. Merhum Ali Akbulut'ta ailesinin sportif Adana Spor sevdasının peşine giderken Cenab-ı Allah onu cennetine aldı. İnşallah onun adına açmış olduğumuz bu akademide Ali Akbulut'un adını nice çocuğumuz bu akademideki öğrendikleriyle, hayata atılıyla kendisine başarı yollarını açan metotlarla onun adını yaşatacaklardır. Nihayetinde insanlar bu dünyaya gelirler ve bir ömür tamamlar, ölürler. Bunun ne kadar olduğunu bizim kaderimize var ama biz onun ayrıntısını bilmiyoruz. Erken bu hayattan göçü diye onlar için üzülüyoruz. Ama acaba hayat onlara yaşasaydı ne fırsatlar sunar onu bilmiyoruz. Onun için inançlı insanlar olarak Cenab-ı Allah'a teslim olmak, verenin Allah olduğunu, alanın da Allah olduğunu kabul ederek bunun hayatın bir gerçeği olduğunu inşallah onun ya da onların bizi cennette
bekleyeceklerini düşünerek muhakkak ki inanan insan olarak böyle bir yolumuz ve metodumuz var. Oraya sığınırız, Allah'a sığınırız. Ben bir kez daha Ali Akbulu kardeşimizi, Urku kardeşimizi rahmetle anıyorum. İnşallah onların alanı açtığımız bu gençlik merkezleri ve akademilerde çocuklarımızın geleceğe, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını omuzlayacak, bilimsel metotlarla donanmış, kendi örfüne, ananesine, inancına, yerli değerlerine saygılı insanlar olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek için yetiştireceğimiz çocukların yuvası akademisi olsun diyorum. Hepiniz hoş geldiniz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kabul eyle. Hasıl olan ecir ve sevabı evvela sevgili Peygamberimiz Efendimizin mübarek ruhlarına, âl ve ashabının ehli beytin ruhlarına ruh vasıl eyle ya Rabbi. Türkiye'nin en yetenekli çocukları yetişecek, sanatçıları yetişecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Efe bir de kal.